Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kısıtlamaya uymayarak marangozhaneyi kumarhaneye çevirip oyun oynayan kişilere polis baskın yaptı. Polis'in baskın yaptığını gören içerideki kişiler ceza yememek için masayı örtbas etmeye çalışırken bazı kişiler saklanmaya çalıştı. Kısıtlamayı delerek kumar oynayan kişilerin savunmaları ise "Dost meclisi ziftar açıyorduk." olurken kimisi "Matkap almaya geldim." diyerek pes dedirtti. Mekanda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 8 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3180 lira olmak üzere 25.440 Türk lirası para cezası kesildi. Teyandan kumarhaneye çevrilen marangozhanenin ruhsatının olmadığı öğrenirken marangozhane zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Kağıthane Güzeldere Viyadü'ye çıkarak intihar etmek isteyen vatandaşı, polis ekipleri ikna etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay akşam saatlerinde Kağıthane Güzeldere Caddesi'nde bulunan bir viyadüğün üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre viyadüğün Levent istikametindeki parmaklıklara çıkan bir vatandaş intihar etmek istedi. Şahsın parmaklıklara çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şahsı kurtarmak için yoğun çaba verdi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edildi. İkna edilen şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bursa'da ikinci katta çıkan yangına mahalleli müdahale etti. Olay, Osman Gazi ilçesi Demirtaş Sakarya mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle mutfakta dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden mahalli durumu itfaiye ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri gelmeden müdahale eden mahalleli büyük faciayı önledi. Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı, Avza Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamıyla faaliyete geçtiğinde 3500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayacağını ifade ederek, 960 dönüm alanda tesisler başladığı zaman toplam 3500 kişi çalışacak. Burayı 10.000 dönüme çıkardığımızda istihdam edilen kişi sayısını hayal bile edemiyoruz dedi. Avza Organize Sanayi Bölgesi, Avza Merkeze 13 kilometre mesafede bulunuyor. Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik, su, yağmur hattı, telekom hattı ve kanalizasyon altyapısı tamamlandı. Pis su arıtma tesisi de mevcut. 960 dönüm üzerinde 46 adet sanayi parseli bulunan Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne tüm altyapı tesislerinin tamamlanmış olması ve konumu nedeniyle de yatırımcılar tarafından yoğun talep gösteriliyor. Mevcut 960 dönüm alanda ki tesisler başladığı zaman 3500 kişi çalışacak. Tabii burayı biz 10 bin döneme çıkardığımız zaman rakamı artık hayal bile edemiyoruz. Yani çok büyük rakamlara ulaşacağını biz düşünüyoruz. İnşallah bu bölgenin insanı burada çalışacak. Beyaz yakalılar daha fazla çalışıyor hale gelecek. Çünkü havalimanlarımız yakın olduğu için bu avantajımız var. İnşallah gelecek vadeden ve güzel ümit vadeden bir noktadayız. Zonguldak'ın Ereli ilçesinde bir kişi, aralarında husumet olan adamın aracına zarar verdi. Öfkeli adam elindeki demir çubukla camları patlatırken, o anlar kameralara yansıdı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarı Korkmaz Mahallesi bir nolu abalı sokak girişinde meydana geldi. Birol A ile Ufuk O arasında sebebi bilinmeyen husumet oluştu. Ufuk O, eline aldığı demir çubukla ola, ya ait 34 CYK 655 plakalı aracın yanına gitti. Öfkeli adam, bir anda otomobilin camlarını patlatmaya başladı. Aracın tüm camlarını darbe ile kıran Ufuk O, daha sonra ön ve arka kaputada zarar verdi ve dikiz aynalarını da kırarak hasara sebep oldu. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri otomobilin çevresinde incelemede bulundu. Vanlı sporcular, Antalya'da 15 ülkeden katılımın olduğu 6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası'nda büyük başarı sağlayarak altın ve bronz madalya kazandı. Antalya'da 08-11 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve Türkiye Kickboks Federasyonu faaliyet programında yer alan 6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası müsabakalarından manlı sporcular 3 madalya ile döndü müsabaka öncesinde yoğun bir hazırlık çalışmasından geçen Bedirhan Erseyer altın madalya, ağır sıklet 91 kiloda Mesut Sabah bronz ve 52 kilo genç bayanlar kategorisinde Melisa Sayılgan ise bronz madalya elde etti. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, kadına laf attığı iddiası ile darp edildi. Olay, saat 17.45 sıralarında Müftü Mahallesi, Hamamüstü sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda oturan ve A isimli şahıs yolda yürüyen bir kadına laf attı. Bunun üzerine kadının yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, laf atan ve A'nın suratına tekme attı ve olay yerinden kaçtı. Aldığı darbe sonrası yüzünden yaralanan Rama için çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı A'yı yürüyerek ambulansa bindirdi. R.A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede yer alan özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri R.A.'yı yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.